Beşinci adıma geçtik arkadaşlar. 5 adımımızda getter ve setter dediğimiz get ve set fonksiyonlarını ne yapacağız? Tanımlayacağız. Get'in kelime anlamı Türkçe karşılığında aslında e, elde etmek demek. E, Get'i getirmek olarak düşünebilirsiniz. Ben öyle kafamda tutuyorum. Get'i e, get tanımladığımız zaman bir şeye getireceğiz. Mesela kullanıcının ismini getireceğiz kullanıcının soyadını kullanıcının adresini kullanıcının tc kimlik numarasını kullanıcının telefonunu getirmek için get e, tır dediğimiz get metodunu kullanacağız aynı zamanda set illa get de demeniz gerek yok ama e, programcılar arasında genel bir şey olduğu için arkadaşlar bu sistem. Eğer ki grup halinde çalışıyorsanız, team halinde, team ile birlikte bir ekibiniz varsa çalışıyorsanız bu kurallara uymanızda fayda var. Çünkü sizin yazdığınız kodu, fonksiyonu, klasik, kütüphaneye her ne diyorsanız diğer kullanıcının da, pardon diğer yazılımcı arkadaşımızın da kolaylıkla anlayabilmesi ve kullanabilmesi lazım. Evet. Peki set ne? Set ise çeşitli değer atıyoruz arkadaşlar. Set ayarlamak e, oluyor sanırım. Türkçe karşılığı. İngilizce'den Türkçe karşılığı. Set mesela e, set e, saati ayarlamak gibi düşünebilirsiniz. Seti. E, şöyle yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki e, kullanıcı yeni bir nesne tanımladık ve ismini vereceğiz. Mesela e, PHP hocam diye bir değişken tanımladık. E, PHP hocam değişkenine Oğuzhan diye isim vereceğim. Ondan sonra padişah diye değişken tanımladık. Fatih Sultan Mehmet yazacağım. İşte bunları ayarlayan fonksiyonları ise set diyoruz. Yani değerleri atadığımız fonksiyonlar set, değerleri çağırdığımız fonksiyonlar ise get oluyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. get ve setlerimizi tanımlayalım. Açıyorum tekrar sablim teksimi. Bir önceki derslerde örnek olarak yazdığım fonksiyonları siliyorum. Zaten bir şey yapmıyordu. Şimdi function diyorum tekrardan. Function diyorum. Ee, öncelikle set veya geti tanımlayabilirsiniz ama fark etmez. Öncelikle değer atayalım ki set'i kullanalım. Daha sonra da çağıralım. Set diyorum. Set istediğinizi verebilirsiniz. Yani ben dediğim gibi set yazmanıza gerek yok. Ayarla işte isim diyebilirsiniz. Ben set isim diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Set isim diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Burada ne yapacağım bu fonksiyonumda? İsim eee değer atayacağım. Ardından ardından function function Get isim diyorum. Burada da e, ismi çağıracağım arkadaşlar. Tabii ki de şurada. Ne yapacağız? Şöyle parantezimizi açıp kapatalım. Hata yapmayalım. Burada da e, getireceğiz. E, aslında return type'ları dediğimiz bir type çeşidi var. İşte e, fonksiyonlara erişim iznini kısıtlayabiliriz. Bunları ilerleyen derslerimizde tanınacağız, öğreneceğiz. Şimdiki dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde set ve get fonksiyonlarımızı işlevsel hale getireceğiz. Yani içerilerine kodlarımızı yazacağız, parametrelerimizi gireceğiz. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.